Okul öncesi dönem genellikle 2 yaşla 6 yaşı kapsayan bir dönemdir. Bu dönemde en sık görülen hastalıklar gelişimsel problemlerle ilgilidir. Daha çok konuşmayla ilgili dil konuşma problemleri, otizm dediğimiz hani yaygın gelişimsel bozukluklar, motor gelişim problemleri, yürüme gibi el becerilerinde, ince motor becerilerindeki zayıflık gibi problemler sıklıkla görülür. Aynı zamanda kardeş kıskançlığının sık yaşandığı dönemdir. Yine kaygı bozuklukları, fobilerin sıklıkla görüldüğü dönemdir. Ve bu dönemde en önemli problemlerden bir tanesi de tuvalet problemleridir. Tuvalet alışkanlığının kazanılması ile ilgili sorunlardır. Aynı zamanda uyku problemleri, yeme bozuklukları gibi problemler de bu dönemde sıklıkla görülmektedir. Otizm çocukluk çağında görülen yaygın gelişimsel bozukluk olarak tanımladığımız dil konuşma alanındaki gecikme, sosyal becerilerindeki gerilik çocuğun, aynı zamanda bazı stereotipik tekrarlayıcı hareketlerle karakterize olan bir hastalıktır. Görülme sıklığı 66 çocuktan bir tanesinde görülmektedir ve giderek artmaktadır sıklığı. Bu otizmin tedavisinde en çok bireysel eğitim destekleri öneriyoruz. Aynı zamanda aile desteği ve sosyal desteğin önemli olduğu bir bozukluktur. Ve tabii ki bu otizmli olan çocukların birlikte görülen, eşlik eden sorunları, sıkıntıları sebebiyle de bir çocuk psikiyatrisi tarafından takip edilmesi ve gerektiği zaman tedavi edilmesi öneririm. Okul döneminde sık görülen problemler, okul uyumunu bozan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, zeka gerilikleri, kaygı problemleri ve davranış problemleri olarak sıralanabilir. Okul döneminde aynı zamanda takıntı problemler, obsesif kompulsif bozukluklar, davranış bozuklukları ve aynı zamanda duygulanımla ilgili depresyon ve benzeri tablolar sıklıkla görülmektedir. Ve bu dönemdeki sorunlar okula uyumu bozabilmektedir. Bu durumda uzmanlardan yardım almak gerekiyor. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu yine okul döneminde sıklıkla olan, 5-6 yaşından itibaren başlayan, başlıca olarak dikkatin ve dikkat süresinin bozuk olduğu, kısa olduğu ve sık sık dikkat bölünmesiyle karakterize olan bir hastalıktır. Görülme sıklığı %7 ile %10 arasında değişmektedir çocukluk çağında. Tedavisinde başlıca ilaç tedavisi ve sosyal destek ve eğitim desteği gerekiyor. Bu hastalıkla ilgili ailelerin bilmesi gereken en önemli sorun, bu eşlik eden davranış problemleri ve aşırı hareketliğinin bilerek yapılmadığı, elinde olmadan istemsiz yapıldığı ile ilgilidir. Bu durum tedavi edildiği zaman çocuğun davranışlarında ciddi düzelmeler olabiliyor ve dolayısıyla mevcut sorunların çözümü mümkün olabiliyor. Özel öğrenme güçlüğü. Özel öğrenme güçlüğü de yine eğitim döneminde, okul başlangıç döneminde sıklıkla gördüğümüz, çocuğun zeka seviyesine kıyasla öğrenme becerilerinin geri olduğu bir hastalıktır. Birçok farklı tipi vardır. Bunlar içinde disleksi dediğimiz hani okuma ile ilgili zorluklar, disgrafi dediğimiz yazmakla ilgili zorluklar, diskalkuli dediğimiz matematik beceriyle ilgili zorluklar başlıca sıralanabilir. Çocuğun okul başlangıç döneminde okuma yazma sürelerinin eğitim sürelerinin yeterli olmasına rağmen okuma yazma becerilerin gelişmemesi durumudur. Bu durumda eğitim desteği öneriyoruz. Bireysel eğitimler ve okuldaki eğitim desteğiyle beraber sorunlar çözülebilmektedir. Ergenlik dönemi genellikle 10 yaşından itibaren başlar ve yetişkinlik dönemine kadar devam eden bir dönem kapsar. Bu dönemin başlıca özelliklerinden bir tanesi çocuğun bireyselleşmesi ve
kendi düşünce ve fikirlerinin daha önemli olduğunu varsaymasıdır. Aynı zamanda bencillik ve ben merkezciliğin ağırlıklı olduğu bir dönemdir. Bu dönemde sık rastlanan sorunlardan bir tanesi aile içi çatışmadır. Daha sonra depresyon, mutsuzluk, keyifsizlik gibi sorunlardır. Aynı zamanda bu dönemde kaygı problemleri sıklıkla karşılaşılabiliyor. Madde bağımlılığı gibi sorunlar başlıca bu dönemde daha çok görülebiliyor. Aynı zamanda bu dönemde dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye bağlı olarak okul başarısızlığı da yine sıklıkla görülmektedir. Sınav kaygısı ve diğer kaygı ile ilgili problemler de sıklıkla bu dönemde karşılaşılmaktadır. Bağımlılık son zamanlarda güncel olan konulardan bir tanesidir. Birçok bağımlılık çeşidi vardır. Madde bağımlılığı gibi bağımlılıklarla beraber teknolojik bağımlılığı, ilişkisel bağımlılıklar mevcuttur. Madde bağımlılığı başlıca alkol, sigara, uyuşturucu maddeler olarak sıralanabilir. Teknoloji bağımlılığı da günümüzdeki gelişen teknoloji hızla bağlı olarak yaygınlaşan teknoloji kullanımına paralel oluşan bir bağımlılık durumudur. Çocuklarda görülen bilgisayar, tablet, telefon vesaire gibi aletlere karşı olan aşırı ilgi, aşırı merak ve bunlarla ilgili kendilerini alıkoyamama durumudur. Madde bağımlılığı ve diğer bağımlılıklar da sıklıkla son dönemde artmaktadır. Bağımlılığın tedavisinde en önemli kural, en önemli nokta bu bağımlılığa neden olacak ruhsal durumun ortadan kaldırılmasıdır. Aynı zamanda bağımlılık oluşan etkene karşı mevcut alternatifleri kullanabilmek, onların yerine daha zararsız ve daha çocuğa faydalı olabilecek etkinliklerin ve faaliyetlerin koyulması olacaktır. En önemli buradaki problemlerden bir tanesi de aile içi iletişimdir. Aile içi iletişim yetersiz olan çocukların bağımlılığa eğilimi daha fazla olmaktadır. Dolayısıyla aile içi iletişimi artırmak da bağımlılık açısından önemli bir çözüm olduğunu düşünmekteyim.